Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Heavy, Bölüm 5. Tam bu sırada yan odadan çığlıkla beraber cam sesi geldi. Ali çığlık atıyordu. Beran dışında herkes bir hışımla yan odaya koştu. Ali yatakta çırpınıp bağırıyordu. Berjerin üzerindeki cam sürahi yere düşmüş, kırılmıştı. Babası Ali'yi yatakta sıkıca tutuyor, annesi de korkunç bir mutsuzlukla şırıngaya ilaç koyuyordu. Heavy önünde Murat'la birlikte korku içinde onları izliyordu. Gözleri dolu dolu olmuştu. Bu manzaraya alışık olmasına rağmen ne zaman görse halen cehennemi görmüş bir insanın yüz ifadesiyle bakıyordu. İşlerini sıktı. Murat'ın gözlerini kapatıp kucağına aldı, arkasını dönerek kapıya doğru döndüğünde karşısında dehşet içerisinde kalmış Beran'ı görmüştü. Öfkelenmişti. Öfkesi ses olmuştu. ''Git buradan!'' ''Ne işin var burada senin?'' ''Ben?'' ''Git dedim sana, git!'' Arkasını dönüp gitti. 3 saat sonra Heavy kucağında Murat'la birlikte uyumayı bekliyordu. Uyku tutmamıştı yine. Bugün olanları düşünüyordu. Ali'yi, annesini, babasını, Murat'ı düşünüyor. Bir yandan da Ali'nin hastalığına halen alışamadığı için kendine kızıyordu. Güçlü olmalıydı, ayakta durmalıydı. Küçük bir kız çocuğu olmayı çok önceden bırakmıştı o. Bıraktığı yerde kalmalıydı çocukluğu. Sonra Beran. Ne işi vardı onun bu düşüncelerin arasında? Ailesinin arasında, babasının yanı başında ne işi vardı? Heavy'nin yabancıları dışarıda bırakıp çizdiği çemberin arasına ne zaman dahil olmuştu ki uyku tutmadığında aklına gelir olmuştu. Tehlikeliydi bu. Çok tehlikeli. Bir an önce kurtulmak gerekirdi ve kurtulmak için de unutmak. Geceler boyu bu ümitle uykuya daldı. Murat da uykuya dalmış gitmişti. Nisan ayı neredeyse ortalanmıştı. Kazanın üzerinden 2 hafta geçmişti. Bozkır'ın güneşi uzun kış yolculuğundan dönmek üzereydi. Tepelerin ardından yüzünü güneş yavaş yavaş göstermekteydi. Bahar odanın tam ortasında sere serpe serilmiş, krallığını ilan etmişti. Heavy 2 hafta boyunca kendini meşgul edebilmek adına elinden gelen her şeyi yaptı. Sürekli ya ders çalışıyor, ya Ali ile ilgileniyor, ya da Murat'ın derslerine yardımcı oluyor, ya da ev işleriyle uğraşıyordu. Bunlardan arta kalan zamanda ise yürüyordu. Bazen ne kadar gittiğini, kaç saat yürüdüğünü unutmuş olarak dönüyordu eve. Her şey neredeyse düzelmişti. Sadece Beran çıkamamıştı çemberden, yemek sohbetlerinin içinden. Beran geçen kısımlarda kalkıyordu sofradan Heavy. O geceden sonra Beran Heavy'nin babasının yanında çalışmak istemediğini söylemişse de babası ikna olmamış, başlamıştı işe Beran. Babası çok sevmişti onu. Her fırsatta iyiliğinden, efendiliğinden bahsediyordu. Heavy şimdi daha az tedirgindi. En azından onun kötü niyetli biri olmadığına emin olmuştu. Fakat henüz tehlike geçmiş değildi. Hala Beran'ın adı ne zaman geçse içine anlam veremediği duygular kaplıyordu. Belki de biraz daha zaman gerekliydi. Onu görmeden, duymadan geçirmesi gereken biraz daha zaman. Zamanla geçer dedikleri şey bu olmalıydı. Ya da öyle olması için umut ediyordu. Bir bahar heyecanının izniydi içinde açan bu çiçekler ve yazın gelmesiyle birlikte yanıp kül olacaktı. Hepsi bu. Heavy çok yakın bir zamanda kurtulacaktı ondan. Tabii eğer göremeyeceği kadar uzaklaşabilseydi bahar ve göremeyseydi yüreği bu kapkara güneşi. Tam bu sırada yan odadan çığlıkla beraber cam sesi geldi. Ali çığlık atıyordu. Beran dışında herkes bir hışımla yan odaya koştu. Ali yatakta çırpınıp bağırıyordu. Berjerin üzerindeki cam sürahi yere düşmüş, kırılmıştı. Babası Ali'yi yatakta sıkıca tutuyor, annesi de korkunç bir mutsuzlukla şırıngaya ilaç koyuyordu.
Hevi önünde Murat'la birlikte korku içinde onları izliyordu. Gözleri dolu dolu olmuştu. Bu manzaraya alışık olmasına rağmen ne zaman görse halen cehennemi görmüş bir insanın yüz ifadesiyle bakıyordu. Dişlerini sıktı. Murat'ın gözlerini kapatıp kucağına aldı, arkasını dönerek kapıya doğru döndüğünde karşısında dehşet içerisinde kalmış Beran'ı görmüştü. Öfkelenmişti. Öfkesi ses olmuştu. ''Git buradan! Ne işin var burada senin?'' ''Ben?'' ''Git dedim sana, git!'' Arkasına dönüp gitti. 3 saat sonra Hevi kucağında Murat'la birlikte uyumayı bekliyordu. Uyku tutmamıştı yine. Bugün olanları düşünüyordu. Ali'yi, annesini, babasını, Murat'ı düşünüyor. Bir yandan da Ali'nin hastalığına halen alışamadığı için kendine kızıyordu. Güçlü olmalıydı, ayakta durmalıydı. Küçük bir kız çocuğu olmayı çok önceden bırakmıştı o. Bıraktığı yerde kalmalıydı çocukluğu. Sonra Beran. Ne işi vardı onun bu düşüncelerin arasında? Ailesinin arasında, babasının yanı başında ne işi vardı? Hevi'nin yabancıları dışarıda bırakıp çizdiği çemberin arasına ne zaman dahil olmuştu ki uyku tutmadığında aklına gelir olmuştu. Tehlikeliydi bu. Çok tehlikeli. Bir an önce kurtulmak gerekirdi ve kurtulmak için de unutmak. Geceler boyu bu ümitle uykuya daldı. Murat da uykuya dalmış gitmişti. Nisan ayı neredeyse ortalanmıştı. Kazanın üzerinden 2 hafta geçmişti. Bozkır'ın güneşi uzun kış yolculuğundan dönmek üzereydi. Tepelerin ardından yüzünü güneş yavaş yavaş göstermekteydi. Bahar odanın tam ortasında sere serpe serilmiş, krallığını ilan etmişti. Hevi 2 hafta boyunca kendini meşgul edebilmek adına elinden gelen her şeyi yaptı. Sürekli ya ders çalışıyor, ya Ali ile ilgileniyor, ya da Murat'ın derslerine yardımcı oluyor, ya da ev işleriyle uğraşıyordu. Bunlardan arta kalan zamanda ise yürüyordu. Bazen ne kadar gittiğini, kaç saat yürüdüğünü unutmuş olarak dönüyordu eve. Her şey neredeyse düzelmişti. Sadece Beran çıkamamıştı çemberden, yemek sohbetlerinin içinden. Beran geçen kısımlarda kalkıyordu sofradan Hevi. O geceden sonra Beran Hevi'nin babasının yanında çalışmak istemediğini söylemişse de babası ikna olmamış, başlamıştı işe Beran. Babası çok sevmişti onu. Her fırsatta iyiliğinden, efendiliğinden bahsediyordu. Hevi şimdi daha az tedirgindi. En azından onun kötü niyetli biri olmadığını emin olmuştu. Fakat henüz tehlike geçmiş değildi. Hala Beran'ın adı ne zaman geçse içine anlam veremediği duygular kaplıyordu. Belki de biraz daha zaman gerekliydi. Onu görmeden, duymadan geçirmesi gereken biraz daha zaman. Zamanla geçer dedikleri şey bu olmalıydı. Ya da öyle olması için umut ediyordu. Bir bahar heyecanının izniydi içinde açan bu çiçekler ve yazın gelmesiyle birlikte yanıp kül olacaktı. Hepsi bu. Hevi çok yakın bir zamanda kurtulacaktı ondan. Tabii eğer göremeyeceği kadar uzaklaşabilseydi bahar ve göremeyseydi yüreği bu kapkara güneşi. Hiç istemeden engel oldu annesi buna. Hevi'yi eline zorla tutuşturduğu bir yemek tenceresiyle onun yanına yolladı. Hevi elinde bir poşete sarılmış yemek tenceresi, ötekinde ise Murat'la birlikte dükkana doğru yol alıyordu. Heyecanlı gibiydi. Karnı ağrıyor, başı dönüyordu sanki. Kulakları uğulduyordu. Murat'ın anlattıklarını duymuyordu. Bir yandan da öfkeliydi. Hissettiği tüm bu duygulara öfkelenmiş, kendisine kızmıştı. Hatta belki utanmıştı. Kocaman bir ateş çemberi gibi girdi dükkandan içeri. Etrafa göz gezdirdi. Babası da, Beran da yoktu ortalıkta. Elindeki bezle karşı rafları silmekte olan küçük çırak Hevi'yi görünce seslendi. ''Hoş geldin Hevi abla.'' ''Hoş bulduk Yunus, nasılsın?'' ''İyiyim abla, nasıl olsun? İşte okula gidiyorum. Öğleden sonra da buradayım, bildiğin gibi yani. Dersler nasıl? Zor mu lise?'' ''Zormuş vallahi abla, söylemiştin de inanmamıştım.'' Hevi gülümsedi. ''Zor ama yaparsın sen. Onu da söylemiştim, unuttun mu? Yaparsın sen.'' ''İnşallah abla. Yunus, babam nerede?'' Ömer amca mal almaya gitti ulusa Hevi abla.
Beran da. Tam bu sırada elinde hesap makinesiyle birlikte Beran çıktı depodan. Bir süre Heavy ile birbirlerine baktılar. Beran onu görünce bir miktar şaşırmıştı. Heavy de şaşkındı. Aralarındaki mesafe fazlaca olmasına rağmen yine de çok yakındaymış gibi parlıyordu gözleri. Hani dokunsa tutacakmış gibi. Neden diye soruyordu Heavy kendine. Neden bu denli bir karanlık böylesine güzel parlardı ki? Bir müddet sonra çıkmayı başardı bu karanlıktan. Gözlerini çevirip mutfağa doğru ilerlemeye başladı. Beran'ın yanından geçtiğinde buz gibi olmuştu. Bir sürü oyalandı mutfakta. Etrafı topladı. Geldiğinde Murat'ı Beran'ın kucağına oturmuş sohbet ederken buldu. Yunus görünmüyordu. Heavy son derece ciddi bir ifadeyle Beran'la göz göze gelmemeye çalışarak seslendi Murat'a. Murat, Yunus abin nerede? Beran cevapladı. Bugün erken gitti eve. Sınavı varmış yarın. İyi, yemek dolapta. Babama söylersin. Hadi Murat gidelim. Abla sen git. Ben Beran abinin yanında duracağım. Heavy bir hışımla çekti Murat'ı Beran'ın kollarından. Olmaz. Hadi eve gidiyoruz. Tam kapıdan çıkmak üzereydi ki babası elinde kutularla içeri girdi. Heavy, baba. Babası elindeki kutuları telaşla bir şekilde tezgahın üzerine bıraktı. Nefes nefeseydi. Ah, iyi ki geldin Heavy. Yunus da yok. Bu malların hepsi dizilecek. Hadi, el atın da önce taşıyalım, sonra dizeriz. Beran, gel oğlum. Olmaz baba. Niye Heavy? Benim çok dersim var. Eve gitmem lazım. Babam, kaç gündür öldürdün kendini dersle. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmam. Hadi. İş bölümü yapıldı. Heavy ve Beran yan yana durmuş rafları siliyor. Yüzükleri, bilezikleri, kolyeleri titizlikle kutulara yerleştiriyorlardı. Babası da depoyla ilgileniyordu. Murat ise çizgi film izlemekle meşguldü. Kimse konuşmuyordu. Dışarısı güneşliydi. Ağaç diplerinde saklanmış birkaç kuş sesi çizgi film sesine karışmış, yankılanıyordu bu küçük kuyumcu dükkanında. Heavy kutuya dizmekte olduğu yüzüklerden bir tanesini eline aldı. Kutudaki en küçük, en sade yüzüktü bu. Elindeki yüzüğü bir süre inceleyip gülümsedi. Bu sırada Beran da onu izliyordu. Daha önce gülümseyen çok insan görmüştü Beran. Çok fazla kadın, çok fazla çocuk, bebek. Fakat bir gülümsemede hepsini birden görebileceğini hiç düşünmemişti. Heavy bir bebek kadar masum, bir çocuk kadar içten, bir kadın kadar anaçtı. Pembe dudakları, küçük sivri çenesi, yanakları, birkaç çil, gün ışığıyla bal rengine dönmüş gözleri, bir noktadan birazcık büyük burnu, zayıf, zarif bedeni, tüm güzelliğiyle Beran'ın yanında öylece duruyordu. Dokunsan büyüsü bozulacak bir sihir gibiydi. Sanki ve insan gözünü alamıyordu ondan. Neyse ki Ömer amcanın sesiyle irkilip kimse görmeden gözlerini Heavy'den ayırabilmişti. "Ne yaptınız kızım? Bitti mi işiniz?" diye sordu Ömer amca. "Az kaldı baba." "Tamam, annen aradı şimdi. İşiniz bitince eve gidiyoruz. Sen de bizimle gel Beran. Yengen Beran da gelsin yemeğe dedi. Hayır, gelemez diye araya girdi Heavy. Beran umutsuz gözlerle Heavy'ye baktıktan sonra bakışlarını devirip cevapladı Ömer amcayı. Evet amca, eve gideyim ben. Yoruldum, dinlenirim biraz. Tamam oğlum, yemeğini yiyip gidersin. Sonra dinlenirsin yine dedi Ömer amca. Sonrasında ise öfkeli bir şekilde Heavy'ye seslendi. Heavy, mutfağa gel. Babası Heavy'ye neredeyse hiç öfkelenmezdi. Eğer öfkelendiyse Heavy bunu gerçekten hak etmiş demekti. Şimdi de hak ettiğini bile bile mutfağa doğru yürüyordu. İçeri girdiğinde babasını arkası dönük bir vaziyette buldu. Efendim baba? Dönüp cevapladı babası Heavy'yi. Babam sen ne yapıyorsun? Ne yapmışım baba? Kızım, sanıyorsun ki ben farkında değilim. Bu oğlana niye böyle davranıyorsun? Oğlanı düpedüz kovuyorsun. Ne yapmış bu çocuk? O olmasaydı sen şimdi Allah korusun. Heavy bir an düşündü. Ondan kurtulmak için bir fırsat olabilirdi bu. Köyde olanları babasına söylemeliydi. Ben de en baştan denedim.
Bak, tertemiz çocuk. Sen seversin. Sen seversin insanları. Böyle davranmazsın. Bir şey mi biliyorsun, böyle yapıyorsun baba? Bir müddet sessizlikten sonra cevapladı Harry. Hayır, bilmiyorum. Söylememişti. Dilinden dökülememişti kelimeler. Bir bariyer, bir nokta, bir hat, bir el tutmuştu onları boğazından. Bir şey bilmiyorum. Ama yine de çok güvenme sen herkese. Tanımıyoruz onu biz, diye sürdürdü sözlerini. Kızım, ben bunu bilmiyor muyum? Bir yanlışını görmedim. Denedim ben onu. Bir şey yoksa bir daha bu çocukla uğraşmayacaksın. Yazıktır. Kısa bir boşluktan sonra kısık bir sesle tamam dedi Harry. Tamam. Birkaç saat sonrasında ise Beran ve babası önde, Harry ve Murat arkada oturmuş, arabayla eve doğru gidiyorlardı. Harry babasına söylediklerini düşünüyordu. Söylediklerinden pişman olmuşluğu vardı. Peki ya söylemediklerinden? Pişman olacak mıydı Harry? Keşke diyecek miydi? Söyleyemedikleri gün gelecek, dolanacak mıydı boynuna? Asacak mıydı onu? Bunu kim bilebilirdi ki? Zaman her şeyi gösterecekti. O zamana kadar da Harry susacaktı. Beran hakkında tek bir kelime etmeyecekti. Hiç olmamış gibi olacaktı her şey. Sanki o yokmuş gibi sürecekti hayat. Oldukça kısa bir yolculuktan sonra eve geldiler. Hepsi sırasıyla elini yüzünü yıkadı. Harry ilk önce Ali'nin yanına gitti. Herkes Ali'nin kimseyi anlamadığını düşünürdü. Harry'e göre herkes yanılıyordu. Ali anlıyor gibi bakıyordu ona. Üstelik anlamakla da kalmıyor, yanıtlıyordu da. Kelimelerle, işaretle değil belki ama bir bakışı, tek bir gülüşü, yüzündeki bir damla yaş her şeyi açıklamaya yetiyordu. Onun kelimeleri bedenin her bir zirvesiydi. Ve bunları yalnızca onu en çok sevenler okuyabilirdi. Ali Harry ile konuşurken annesinin sesi yükseldi mutfaktan. Harry, gel sofrayı kuralım. Ali'nin ayaklarına serilmiş battaniyeyi düzeltip alnından öptü. Onun ekrandaki çizgi filmle baş başa bırakıp mutfağa doğru gitti. Annesiyle birlikte sofrayı kurdular. Masaya oturdukları andan itibaren de sohbetleri başladı. Annesi bile her zaman konuştuğunda daha çok konuşuyordu bugün. Lakin Harry suskundu. Önündeki yemeği eşeliyordu. İştahı kaçmıştı sanki. Başına geleceklerden endişeli bir insan sureti vardı üzerinde. Beran bir yandan masadakilerle keyifli bir sohbetin içerisindeyken diğer yandan da Harry'i izliyordu. Üzgün görünüyordu Harry. Onu üzgün görmek içini acıtmıştı Beran'ın. Küçük bir toplu iğne ucu kalbini eşeliyor gibiydi. Üzgündü Harry. Belki de Beran yüzünden. Merhametliydi Beran ama bu merhamet değil. Başka bir şey gibiydi. Tüm dünya üzülse de Harry üzülmesin istiyor gibiydi. Üzerinde durmamalı. Üzerinde durunca kaldıramam ayaklarımı bir daha. Yazık olur herkese. Bir an önce çıkmalı bu çukurdan diye düşünüp yeniden sohbetine döndü Beran. Harry ise bir müddet sonra babasının sesiyle irkildi. Harry, he baba. Babam, nereye daldın böyle? Duymuyorsun beni. Hiç, bugün yoruldum da ondan. Ne diyordun sen? Babam, hani ben sana anlatmıştım ya, sen bir yaşlarında anca vardın. Bizim köpekten korkup düştün yere. Hangi elinde iz kalmıştı? Harry cevaplamak isterken aniden Beran girdi araya. Sol. Şimdi herkes şaşırmış vaziyette Beran'a bakıyordu. Beran da tedirgin olmuş gibi görünüyordu. Kendini toparlayıp konuşmaya başladı. Bugün yüzükleri dizerken gördüm. Örümcek var sandım elinde, ondan baktım. Babası gülümsedi. Ha ha ha, evet, örümcek gibi aynı. Sanki husustan çizmişsin. Harry elindeki yara izine baktı. Sol elinin tam üzerinde uzun bir sıyrık, kenarlarındaki küçük sıyrıklarla birlikte tıpkı bir örümceği andırıyordu. Ya de derdi ki, bak Harry, korkun yuva oldu örümceğe. Ağını kurmuş, evini yapmış, bir daha korkma hiçbir şeyden. Korkma ki örümceklere yuva olma. Harry yara izine okşadı. Korkularını hatırlatıyordu bu iz ona ve bir daha korkmaması gerektiğini de. O
Bu şekilde yara izine dalmışken Beran girdi araya. Korkularından koparıp attı onu. Peki köpek bir şey yaptı mı? Nasıl kurtuldu ondan? Bu sözlerden sonra birdenbire yüzü düştü Ömer amcanın. Önce boşluğa daldı bir müddet. Sonrasında yutkunup cevapladı Beran'ı. Komşumuz, karşı komşumuzun küçük oğlu çekip eve getirdi onu. Beran'ın sorusundan sonra sofra eski neşesine bir türlü kavuşamamıştı. Babası, annesi, Hevi, üçünün de keyifleri kaçmıştı. Bir tek Murat, neşesini ilk günkü tazeliğiyle koruyordu. Bitmek, tükenmek bilmeyen, mutluluğu süt reklamlara ilham verecek cinstendi. Beran'ı çok sevmişti. Beran ise masadaki bu keyifsiz durumu fark etmiş olacak ki, o akşam yemek bitiminde apar topar eve gitti. Etraf toparlanıp, işler bittikten sonra herkes erkenden uyudu. Gece saat 2-3 sıralarında ise uykudan sıçrayarak uyandı Harry. Ter içinde kalmıştı. Rüya görmüş olmalıydı. Fakat rüyasının ne olduğunu tam olarak hatırlamıyordu. Hatırladığı tek şey bir örümceğin ağında debelenip durduydu. Susadığını fark edip yataktan kalktı ve mutfağa doğru yürüdü. Koridora geldiğinde oturma odasının ışığının açık olduğunu fark etti. Unutulmuş olabileceğini düşünerek odaya gitti. İçeri girdiğinde babasını pencereye açmış, tekli koltuğa oturmuş vaziyette sigara içerken buldu. Arkası kapıya dönüktü. Hevi'yi görmemişti. Yanına gidip usulca omzuna dokundu. Baba? Babasının yanına geldiğinde kucağında tuttuğu fotoğrafı fark etti. Babası sigara içmezdi. İçtiği zaman kesinlikle bir şeylere üzülmüş, kederlenmişti. Fotoğrafa baktığında bu kederin sebebini anladı Hevi. Babası kardeşlerini özlüyordu. Yan koltuğa oturup elini onun dizine koydu. Ne oldu baba? Babası yorgun bir suratla bir müddet Hevi'ye baktı. Yeşil gözleri rengini kaybetmiş, griye dönmüş gibiydi. Sonra solgun yüzünde ani bir gülümseme belirdi. Ne de çok benziyorsun ona dedi. Adın gibi yüzün de benziyor halana. Kaderin benzemesin olur mu güzel kızım? Benzemesin kaderin. Gözlerinde süzülmeye başlayan yaşlarla birlikte devam et. Aynı sütü içtiğim, aynı ekmeği yediğim, aynı yatakta uyuduğum kardeşlerim düştü bir uçurumdan. Tutamadım. Elimi uzatamadım. Benim de suçum vardı Hevi. Eğer hayır deseydim giderdi o. Olmazdı bütün bunlar. Hevi babasına sarıldı. Senin suçun yok ki babam. Kimsenin suçu yok. Kimse istemedi böyle olsun. Sadece oldu işte. Babasının ağladığını neredeyse hiç görmemişti Hevi. Babalar ağlamaz, güçlü dururdu. Ama eğer ağlıyorlarsa canları çok yanmış demekti. Babaların gözyaşları kuvvetliydi. Ancak büyük bir keder onları yerinden söküp atabilir. Hevi de hissediyordu bunu. Babasının canı yanınca onun da canı yanmıştı. Birbirini seven insanların ruhu görünmez bağlarla bağlıydı birbirine ve acı her bağdaki düğümü sızım sızım sızlatırdı. İnsanoğlu böyle acıları hiçbir zaman unutmazdı. Yalnızca olan bitenlerin akışında sürüklenirken alışırdı onunla yaşamaya. Sen istemesen de alışırdın buna. Günler birbiri ardınca peş peşe dizildi. Bir hafta devrildi. O gecenin ardından geçen 10. gün geldi. 10. gün önemliydi. Çünkü 10. günün sabahında Murat gözünü 23 Nisan kutlaması için açmıştı. Kutlamalardaki iki görevi birden üstlenmişti. Arkadaşlarıyla birlikte dans gösterisi yapacak, ardından da küçük bir şiir okuyacaktı. Günlerdir Hevi ile birlikte prova üstüne prova yapıyorlardı. Nihayet beklenen gün gelmiş, sabah olmuştu. Murat siyah pantolonu, beyaz gömleği, kundura ayakkabıları ve kırmızı papyonuyla maketi yapılmış genç bir adamı andırıyordu. Okul için biriktirmiş olduğu bütün kötü duygular yerini yüzündeki gülümsemeye, içindeki mutluluk ve heyecana bırakmıştı. Hevi ve babası bugün için özel hazırlanmışlardı. Hevi, Murat'la uyumlu olabilmek adına kırmızı şifon bir elbise giymiş, saçlarını toplamış, hatta
bir miktar da boyanmıştı. Tarlalarda henüz yeni yeni açan gelincikler gibiydi. Bir tek annesi, yalnızca o, bu hazırlığın içinde yer almamıştı. Çünkü Ali evde yalnız bırakılamazdı. Evden çıkmadan önce oğluna sıkıca sarılıp öpüyordu Esma. "Oğlum, canım benim, nasıl da yakışıklı olmuş, nasıl da yakışmış bunlar böyle. Nasıl tatlı benim oğlum, canım benim canım." "Anne, Hebe sana fotoğraf çekecek, tamam mı?" "Tamam oğlum, zaten sen bana burada da okudun ya, çekecek Hebe." "Anne, istersen sen git, ben kalırım," dedi Hebe. "Yok Hebe, sen git. Bir şeye falan ihtiyacı olur. Sen anlıyorsun onun okul işinden." "Git sen Esma," dedi Ömer. "Yok, siz gidin. Ali burada." Murat bu sözlerden sonra annesinin yanağına küçük bir öpücük kondurdu. Hiç itiraz etmemiş, nazlanmamış da annesinin gelmemesini. Çünkü küçücük yaşında büyük bir adamın anlayışı vardı üzerinde. Ya da öyle olmak zorundaydı. Usulca annesinin yanağını okşadı. "Üzülme, tamam mı? Ben sana bir daha yaparım evden." "Tamam annem, ben hiç üzülmüyorum. Sen güzelce yap oyununu, oku şiirini, tamam." Bu sözlerden sonra vedalaşıp çıktılar evden. Apartmanın kapısına geldiklerinde karşılarında Beran'ı buldular. Murat koşup ayaklarına sarıldı. "Beran abi!" Beran gülümseyerek kucağına aldı onu. "Oo, yakışıklı olmuşsun. Büyümüşsün sen," dedi. Ardından tam karşısındaki Hebe'yi gördü. Kırmızı, bir gül buketinden daha çok kime yakışabilirdi? Kırmızı, evrendeki tek renkmiş gibi nasıl tek başına kalabilirdi? Beyaz bir ten, kumral saçlar ve kısacık bir gülüş ne kadar uyumlu olabilirdi? Tüm bunlar nasıl olur da Beran'ın soluğunu kesmeye güç yetirebilirdi? Onu ilk kez böyle görüyordu. İnsanın gözünü alamadığı eşsiz güzellikteki yemyeşil ovaların çiçeklere bürünmüş hali gibiydi Hebe. Onun güzelliği karşısında nutku tutulmuştu Beran'ın. Bir yandan da içi acıyordu. İmkansızlıkların tüm şiddetiyle attığı coşkulu bir nehre atlamak üzere olduğunun farkındaydı. Ve bu ırmakta boğulacağını da çok iyi biliyordu. Bir süre Hebe'nin kahverengi gözlerinde yolculuğa çıkmış. Önce Ömer amcanın omzuna dokunmasıyla da geri dönmüştü. "Beran oğlum, getirdin mi kameranı?" "Efendim amca." "Getirdin mi dedim kameranı?" "Getirdim amca." Elinde taşıdığı çantadan küçük kamerasını çıkardı. "İşte burada." "Tamamdır oğlum. Hadi arabaya binelim de geç kalmayalım." Hebe Beran'ı görünce şaşırmıştı. Her ne kadar öfkelendiğini düşünmek istese de içinde bir yerlerde küçük bir heyecan ve mutluluk vardı. İnkar etmek istediği bu iki duyguyu bastırmak istermişçesine babasının kolundan çekip kulağına fısıldadı. "Ne işi var bunun burada?" "Hebe, duyacak şimdi. Kamerası varmış. Annen gelmiyor ya, çekip gösterir annene. Hatıra kalır diye çağırdı. Bak, bizim kameralı telefonumuz bile yok. Söyleseydin ben bulurdum başka yerden. Yanı başımızda varmış işte. Hem sen hani uğraşmayacaktın bu çocukla." "Tamam, uğraşmayacağım. İyi, hadi bin arabaya." Okula geldiklerinde hatırı sayılır bir kalabalıkla karşılaştılar. Geç kalmışlardı. Murat'ı öğretmenine emanet edip arkadaşlarını bıraktıktan sonra seyirciler için ayrılmış alana gittiler. Beran ve Hebe, babası ayakta duran izleyiciler arasında bir o yana bir bu yana sallanıp duruyorlardı. Kimse birbirini görmüyor gibi itip kalkıyordu. Alana yeni girenler önlerinde yer kapmak için birbirleriyle yarışıyorlardı. Oturulması için ön taraflara az miktarda okul sırası yerleştirilmişti. Geri kalanlar ayaktaydı. Sıralardan birinde boşluk gören Hebe babasını oraya gitmesi için ikna etti. Babası sırada oturuyor, Hebe ve Beran da kalabalığın arasında ayakta duruyordu. Hebe'nin sağ tarafında insanların geliş gidişi için kullanılan bir koridor vardı. Koridordan gelip geçenler Hebe'nin koluna çarpıp onu rahatsız ediyordu. Hebe huzursuz bir yüz ifadesiyle sağ kolunu ovarken yanında Beran'ı buldu. Beran sırtı kalabalığa dönük yüzü Hebe'ye doğru bir biçimde sordu.
Rahat mısın şimdi? Hefi bir müddet duraksayıp başını sallayarak cevapladı Baran'ı. İnsanlar Beran'ı sırtından vuruyor, her vuruşta Hefi ile aralarındaki mesafe azalıyordu. Hefi bu durumdan rahatsız olmuş, biraz da utanmış gibiydi. Sola doğru bir miktar ilerleyerek yer açtı. Buraya gel istersen dedi Beran'a. Şimdi Beran'la yan yana konuşmalar başlamış olan gösteriyi izliyorlardı. Kamerayı önde oturan babasına vermişlerdi. Sıra Murat'a ve sınıfın dans gösterisine geldiğinde Hefi parlayan gözlerle elini çırparak küçük bir kız çocuğunun heyecanı ve gülümsemesiyle bakıyordu piste. Beran ise aynı heyecan ve mutlulukla onu izliyordu. Hefi'nin bu hali insana mutluluk veriyor, kalbinde coşkun pınarlar akıtıyordu. Murat arkadaşlarıyla birlikte piste dans ederken Hefi de onunla birlikte prova yapmaktan ezberlediği hareketleri tekrar ediyordu. Sağa dön, elini havaya kaldır, 3 tur at. Hefi müzik bitip dans gösterisi sonlandıktan sonra 15-20 dakika sonra da Murat şiirine başlamıştı. Çocuklarla ilgili olan bu şiirin her kıtasını Hefi ezberlemişti. Ellerini çenesinin altında kavuşturup kısık bir sesle Murat'la birlikte tekrar ediyordu sözleri. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu bugün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeyle doluyor insan. Şiir bitiminde Hefi ve Beran abartılı bir coşkuyla alkışladılar Murat'ı. Bu coşku arasında kim olduklarını unutup birbirlerine sarılmış vaziyette buldular. İçinde oldukları durumun farkına vardıklarında ise ani bir hareketle ayrıldılar. Hefi'nin suratı elbisesinin rengini almış, utanç bütün bedenini sarmıştı. Beran ise utançtan ziyade şaşkınlık içerisindeydi. Yüzünde kocaman bir gülümseme belirmiş, göz ucuyla ona bakan Hefi'yi izliyordu. Mütemadiyen dik başlı halinde şahit olduğu Hefi'nin bir şeylerden utandığına çekinip kızardığına ilk kez şahit olmuştu ve bu hali de en az ötekiler kadar güzeldi. Beran'dan uzaklaşmak isteyerek birkaç adımda sola ilerledi Hefi. Beran da onu daha fazla utandırmak istemediğinden Hefi'den uzaklaştı. Hefi çalmakta olan müziğe rağmen kalbinin sesini duyabiliyordu. Sanki herkes susmuş, müzik kapanmış da geriye sadece Hefi'nin kalbinin sesi kalmış, etraftakiler duyuyormuş gibi tedirgindi. Sık sık nefes alarak bir müddet sonra bir nebze olsun sakinleşebildi. Gösteriler yarım saat daha sürdü. Yarım saatin sonunda hepsi birlikte okulun bahçesinde arabaya doğru ilerliyorlardı. Babası Murat'ı kucağına almış konuşuyordu. Ama en güzel sen oynadın. Sesin de güzel. Nasıl da güzel çıktı mikrofonda. Babam benim, babam. Onlar konuşurken Hefi ve Beran da arkalarından yürüyordu. Babası bir anda arkasına dönüp, hadi fotoğraf çekelim şu ağaçların önünde dedi. Hefi ve Murat'la birkaç fotoğraf çekindikten sonra Beran'a seslendi. Hadi oğlum sen de gel, anı kalsın. Bayan, pardon, bakar mısınız? Bizi çekebilir misiniz? Murat ve babası ortada, Hefi ve Beran ise Ömer'in sağ ve sol tarafında poz verip fotoğraf çekildiler. Herkes mutlu, herkes gülüyordu bu karede. Geleceğe inat dercesine. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.